Yine beğeneceğiniz diğer bir konu efendim. Den önce, den sonra efendim. Ya da den şu kadar önce, nokta noktadan şu kadar sonra efendim. Burada önce bade ve gablenin genellikle muzaf olarak kullanıldığını hatırlatayım. Bir, Kalil. bade kalilin, gable kalilin gibi. Ya da gable zemenin galilin, bade zemenin galilin gibi. Efendim, bunu biliyoruz. Ama fazla takmadığımız, dikkat etmediğimiz husus şu. Mesela badehu ondan sonra demek. Mesela Ali sınıftan çıktı. Hasan da çıktı. Tamam, burada problem yok. Ama şöyle diyelim. Ali Hasan'dan bir dakika sonra çıktı. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Yok işte. Ali Hasan'dan bir dakika sonra çıktı. Yok. He? Yok. Yok, bir dakika sonra değil. Ali Hasan'dan bir dakika sonra çıktı. İşte burada kalıbımız kullanacağız. Evet. İşte o dakikayı nasıl kullanacağız? Daha o, yok o değil. Nasıl kullanacağız? Kalıbımız ne? Bir dakikatin. Bir. Evet bir. Bir. Evet. Hatırlamanız lazımdı. Evet. Badehu bir dakikatin. Demiştik ki bir şeyden şu kadar önce, bir şeyden şu kadar sonra. Efendim gibi ifadeleri kullanırken şu kadar mesafe, şu kadar zaman ifadesinin önüne lütfen bir getirin. Mesela ben senden 2 yıl önce doğdum. Mesela evet. Vulittu gableke bi seneteyn. Ha yok. Öteki de der ki o zaman ve ene vulittu, madem öyle, ve ene vulittu badeke bir sene teyin yine. Buradaki bir çok önemli. Efendim, burada da öyle. Eğer şu kadar mesafe, şu kadar miktarda zaman kastetmiyorsak bir'i kullanmayız. Mesela sabahtan önce deriz. Efendim, kable sabahi ya da akşamdan sonra deriz. Badel mesai efendim gibi. He? O da sabah. Efendim, günün belli bir vakti. Gablehu bi. Efendim, badehu efendim bi. Nokta noktadan şu kadar önce sonra. Mesela evet. Evet. Efendim. Evet. Şimdi burada gablenin ve badenin zarf olduğunu efendim ve zarfların da isim soylu olduğunu söylemiştik ve bunlar genellikle de isim tanımlamasında ortaya çıkar demiştik. Peki bunlardan sonra bir mastar getirirsem ne olur? Ne olur? İsim tanımlaması olur. Çünkü mastarlar da bir isimdir. Mesela gablel huruç çıkmadan önce badel huruç. Peki daha önceden şunu da söyledik. Dedik ki sarih mastarlarla müevvel mastarlar. Çoğu kere müevvel mastar kullanmayı tercih edin. Çünkü çok yakışıklı oluyor dedik. Peki hurucun şeyi ne? Şimdi yok yahrucuyu alıyoruz. Başına en getirirsek hop müevvel mastar oluyor. Tabii ki ikisi harika olur. Evet bizim zaten amacımız bu. Mesela badel huruç ifadesini bakınız. Baden yahruç. Bu kadar. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Huruç mastardır. Zaman ifadesi içermez. Ama siyak sibaktan anlarız. Efendim ya da ilave edilmiş sözcüklerden anlarız. Ya da konuyu biliyoruz biz oradan anlarız. Ama kable şey bade en yakrucu ifadesinde muzari siga kullanılıyor ya. Ben buradan eylemin daha tamamlanmadığını anlarım. Gelecekte olacağını anlarım. Çünkü fiiller zaman içerir. Müevvel mastar bize bunu veriyor. Bunu veriyor. O Sadece normal mastar vermiyor. sadece bize bırakmış. Evet, bir de mastarların zamir çekimi yoktur. Bana sana göre değişmez. Ama müevvel mastar kullandığında çıkacak olan kim?
Açıkça o zamire göre çekimlememiz faalım. Sonra da zamir getirmemiz gerekiyor. Tabii ilave ek getirmemiz lazım. Bade hurucihim. Harika. Peki gel bunun denkliğini bulalım. Bade hurucihim. Bunun tam dengi nedir? Bade en yakrucu. Harika. Bade hurucihim eşittir. Bade en yakrucudur. Peki. Şimdi burada böyle. Şimdi şurada gaden diyeceğim. Bade hurucihim gaden, yani baden yakrucu gaden demek. Peki bade hurucihim emsinin dengi ne? Değil. Dün. Haracu. Yok, baden haracu. Efendim. Eylem bitmiş çünkü. Bitmiş eylemlerin mastarını mazi fiille. Bitmemiş eylemlerin mastarını muzari fiille elde ediyoruz. Efendim demiştik. Efendim bu çok çok kullanılıyordu arkadaşlar. Baden. Evet, o yüzden ben şöyle kısaca formülize ediyorum. Şimdi çokça şey gördük. Yani tabii ki bir anda insanın aklına gelmeyebiliyor. Efendim, peki bade den sonra bir ma getirirsek, ister mazi sigal olsun, ister muzari, hiç fark etmiyor. Zarflaştırıyor. Efendim, bu hine ma gibi. Efendim, ama bade ma ya da kable ma ile heynema arasındaki fark ne? Heynema'da belirli bir zaman sınırlaması yok. Önce dığında. Ama kablema, badema öncesinde, sonrasında. Öncelik su. Heynema, indem ama aynı. Evet. Evet. Badema, kablema bunlar da aynı. Fakat bir öncelik sonralık ifadesi var. Tabii. Ama bir de madem onu zikrettin, lemma'ya gelelim. Lemma da indema gibidir. Yani hinema gibidir. Ama bunlarla aralarında bir farklılık var. Mazi fiil gelir. Lemma ile birlikte. Zarflaştırmak istedim. Evet, hala yapmadı anlamı verir. Konu dışı örnek olur. Ama indema ve heynemalı evet, hem muzariye gelir hem maziye gelir. Peki hangisine kullanacağım? Mazi mi muzari mi? Kendi karar vereceksin. Bitmiş eylemden mi bahsediyorsun? Bitmemiş eylemden mi bahsediyorsun? Mazi. Evet. Mazi sigayla kullanırsın. Tabii. Onun kullanım sınırlılığı var. Peki. Şimdi bu, kısaca bir özet geçtim. Gelin. Temme inşa'u medineti Bağdat fil karne seminil miladiyye. Ey kable te'sisi medinetil kahireti bi karneyn. Takriben. Ya var mı böyle bir cümle gibisi ya? Dehşet bir cümle. Burada neler var hocam? Hatırlayalım. Bak, hocam temme fiili yokmuş gibi düşündü. Çünkü temme inşa'u, yani temme artı mastar eşittir unşiye'yi düşündün değil mi hocam? Ya sen bildiğin için işte. Yani inşa edildi, kuruldu demek. İnşası tamamlandı demek hoş olmaz. Temme inşa'u medineti Bağdat fil karne seminil miladi. Yani Bağdat şehri miladi 8. yüzyılda kuruldu. Yani kable te'sisi medinetil kahire bir karneyin takriben. Evet. Kahire şehrinin kurulmasından yaklaşık 200 yıl önce. O zaman gelin birinci paragrafı, yani birin ilk cümleyi tercüme edelim. Bağdat şehri
miladi 8. yüzyılda, yani Kahire şehrinin kurulmasından yaklaşık 200 yıl önce kuruldu. Hatta şuradaki tesis kelimesini söylemesek de Türkçe'de bu anlaşılıyor. قَدْ اَسَّسَهَا الْخَلِيفَةُ الْعَبَّاسِيُّ الْمَنْصُورُ بَعْدَنْ تَوَلَّ الْخَلَافَةَ بَعْدَ الْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ الْاَوَّلِ الْمُلَقَّبِ بِالسَّفَّاحِ. Bu da çok güzel bir cümle. Tek bir cümle. Ana ögemiz قَدْ اَسَّسَهَا fiil, meful ve şu da fail. Ba'del ifade ise ne zaman sorusunun cevabı. Yani Abbas halifesi Mansur onu ya da bu mekanizma olduğu için orayı, yani Bağdat'ı evet. İlk Abbas lakabı Safa olan ilk Abbas halifesinden sonra geçtikten sonra evet. Evet. Bu şimdi bunu yaptıktan sonra Türkçe cümlenizi düzenleyebilirsiniz. Burada ögeleri belirlediniz. Şu nesne, şu özne, bu da ne zaman sorusunun cevabı. Mefulün fi. O zaman Abbas halifesi Mansur orayı Saffah lakaplı birinci Abbas halifesinden sonra halife olduktan sonra kurdu. Burada tabi den sonra iki defa geçiyor ya, Türkçe'de kulağımızı tırmalıyor. O zaman Türkçe bilgi becerimize bağlı bu. Yani Arapça ile bir ilgisi yok. Halifesinden sonra hilakete geçen Abbasi halifesi Mansur zamanında kuruldu. Efendim, yani bir şeyler söylenebilir. Yok, bu fasih Arapçada, Türkçede kulağımızı tırmalıyor. Arapçada tırmalamıyor. İşte Türkçede biraz sıkıntı oluyor. Biraz sıkıntı çıkıyor. Bu sıkıntı Arapçadan değil, onu söylemiş olayım. Olabilir. Evet. Seçili şey yaptıktan sonra dedin mi işi bitirdin. Efendim, evet, o ip kelimesi efendim kullanılabilir. Daha cümlemiz devam ediyor. Kablen tuştehera bismi Bagdad'e. Size çünkü ben dışarıdan şey yaptım. Yok, estağfurullah. Seçili bir nereden söylüyorsun sen? Neye, hocam, cümleyi bağlıyorsun ya bak. Yok. Seçili bir adayı kaldırmak için hocam ne yaparsa. Bak ne diyorsun? Bak şimdi ne de burada. Abbas'ı halifesi seçili nasıl seçili mi nereden çıkardın? Tevellayı. Yani seçili kelimesi mi nereden bu? Seçiliyor hocam. Hilafete halifeye girdik diye yani halifeye hocam sen onda kelime tasarrufunda mı? Hocam tevellayı ne manol edersen işte tevellayı fiil ya hocam. İki fiili bak ben de böyle bak şuradaki halife seçildi. O zaman sen şunu dedin. Üstelik diyorsun. Ondan sonra onu da tamamlayalım. Yine de en azından bu cümlede ipi kullansak dahi problem çıkıyor Türkçe'de. Ama sizin ben anladım. Şimdi şöyle okuldan gittikten sonra ve çıktıktan sonra demesin. Okula gidip çıktıktan sonra dedin işi bitiriyorsun. Şimdi bak hocam iki şey konu acaba. Okula gittikten sonra ve çıktıktan sonra. Mesela kharajtu min as-saffi ba'de en tekellemtu ma'al müderrisi. Burada mesela ip kelimesini kullanmak o kadar hoş olur ki. Tabii. Sınıftan öğretmenle konuşup çıktım. Buradaki konuşup çıktım ya bir Türk demek ki bu konuşmayı önce gerçekleştirdi, sonra çıktı. Araplar da bunu badeyle ifade ediyor. Sınıftan öğretmenle konuştuktan sonra çıktı. Yani
Burada belki işe yarar da burada pek fazla o kadar şey gerek. Yani burada böyle de diyebiliriz, öyle de diyebiliriz. Ben de yeni bir şey atıp. Buyurunuz, estağfurullah. Şimdi kan dökücü, lakaplı birinci Abbas halifesi. Daha sonraki hilafetinde destek olmaz mı? Ya onu kan dökücü sene artık obası olmuştur. Safa. O zaman burada Bade'yi peşinden diyelim, kurtarabiliriz durumu. Şöyle, Saffah lakaplı birinci Saffah lakaplı birinci Abbas halifesinin ardından Abbas halifesinden sonra peşinden gelmesinin ardından halife develer develer alacaksın. Yok yok, onu sonraya alıyoruz. O zaman öbürünü öne al. Yok, şöyle diyelim. Tekrar. Orayı evet orayı inşa edip halife seçildikten sonra bak orayı inşa edip yani şehri kurup bak hocam bak Abbasi halifesi Mansur şehri kurup halife seçildikten sonra yok. Şimdi bu yargı bildiren bir cümle bakın. Şu durun durun dur. Ögeleri ayıralım. Bakınız. Es sese yüklem. Tamam. He meful. Tamam. El halifetul Abbasi el Mansur fail. Tamam. Yani yüklem, nesne, özne, geri kalanı da mefulün fi. Nereden ne zaman sorusunun cevap? Abbasi halifesi Mansur Kahir hocam şehri kurup halife seçildikten sonra bitti hocam. Onda hiçbir şey yok. Hocam senin yargı bildirmesi lazım. Halifelikten sonra oluyor. Biz yeni bir cümleye başlıyoruz hocam. Hayır yeni bir cümleye başlıyoruz biz. Öznesi, nesnesi yüklem olacak. Sonuna nokta koyacağız. Hocam bir saniye bak. İki tane cümle var mı burada? Bak nedir? Mansur. Hocam burada tek cümle var. Şehri kurdu. Burada hocam tek cümle. Bir saniye. Şehri kurdu. İkincisi ama ne zaman? Şehri kurdu. Bir ben düşündükten sonra. Bir şehri kurdu. Halife seçildi. Hani nerede seçildi hocam? Hocam tevellayı ne yapıyorsun hocam? Ama tevellayı daha da hocam. Sen yeni bir fiil koyuyorsun. Biz onu zarflaştırdık. Cümle değil şu an o. Nasıl bir cümle değil hocam? Nasıl bir zarf? Her neyse. Şunu özneden başlayalım bir cümlemizi tercüme etmeye. Abbas halifesi Mansur orayı Saffah lakaplı birinci Abbas halifesinin peşinden hilafete geçtikten sonra kurdu. Şimdi oldu. Öznesi, nesnesi, yüklemi var. Ve kablen tüştehera bismi Bagdad'e bakınız burada kable en var. Dikkat edin. Bağdat şehriyle tanınmadan meşhur olmadan önce Kenes Muhe Darüsselam'ı adı Darüsselam'dı. Evet. Bağdat'ın adı. Şimdi burada ögeleri ayıracak olursak İsmuhe Kenen ismi Darüsselam Kenen haberi Gable en tuştehra bismi Bağdat'te mefulün fi ögesi. Bu bir efendim evet Kâne ismi haberinden oluşan bir cümle. Bağdat'e sizi Bağdat'e bir müddetin kasiratin evet bunu bu terkibi nasıl tercüme edebiliriz? Çünkü asıl üzerinde duracağımız şeyler bunlar. Bağdat şehrini kısa zamanda tesis ettikten sonra. Yok. Bağdat'ın kurulmasından kısa bir zaman. Hayır. Bir gel şuraya. Dur bir dakika. Ben bildiğim doğruydu. Sonrasında. Yok yok. Senin söylediğin. Bağdat'ın kurulmasından kısa bir zaman sonra. Bakınız. Nokta noktadan şu kadar önce, şu kadar sonra. Burada B'nin. Yine kullanımı var değil mi? Efendim. Kesinlikle gelmesi lazım. Zaten. Bu. Evet. Ben en çok bunun üzerinde duruyorum. Efendim. Yapar mı yani da... Yok cümleler atfediliyor. Araplar hemen hemen tüm cümleleri birbirine atfediyor. Efendim haberi ekipte işte geliyor bu cümleler. Bağdat'ın kurulmasından kısa bir süre
Sonra asbahat merkezen hadariyen meşhuran. Yukbilu aleyhe el-Müslimune ve gayrul müslimine min muhtelefi menatikil alemi. Evet, cümlemiz buraya kadar bitiyor. Evet. Şimdi ögeleri ayıralım. Şimdi ba'dehu bihi kalıbımızda ne zaman sorusunun cevabını verdik. Ne zaman? Asbaha isim cümlesinin önüne gelip bir halden bir hale dönüşmek anlamında çokça kullanılır demiştik. Sağır anlamında. Merkezen hadariyen meşhuran ile başlayan ifade efendim ta şuraya kadar Asbaha'nın haber ögesidir. Yani tek öge. Peki Asbaha'nın ismi nerede? Hiye. Evet, gizli. Hiye. Evet. Bunun müennes olması yeterli olduğu için Asbaha'dan sonra özneyi yani ismini getirmeye gerek yok. Ögeleri ayıralım. Ne zaman, kim, ne oldu? Cümlemiz bu. Burada dikkatinizi hadariyene çekeyim. Merkezin birinci sıfatı. Meşhuran ikinci sıfatı. Yukbilu aleyhil müslimune ve gayril müslimin muhtelifi menatikil alemi. Bu da üçüncü sıfatı. Her C'nin nekra olduğunu söylemiştik. Her C nekra. İlgili kelime nekra. Sıfat tanımlaması işte. O zaman gelin tercüme edelim. Kelime bilgimiz varsa şimdi parçacı merkezen hadariyen bir medeniyet merkezi meşhuran ünlü meşhur tanındık akbel ala yönelmek efendim Müslümanlar ve gayrimüslimler yöneliyor min muhtelifi menatikil alemi dünyanın farklı bölge çeşitli bölgelerinden farklı bölgelerinden Müslümanların yöneldiği meşhur bir medeniyet merkezi akbele he kabile bihi kabile bihi ya da kabile direkt nesnesini de alabilir. Kabul etti demek. Akbel ala yönelmek. Evet. Şimdi buradaki hiye zamiri efendim Bağdat demekti ya. Biz zamir kullanmadan direkt Bağdat diyebiliriz. Değil mi? Tabi. Bağdat'ın kurulmasından kısa bir zaman sonra Bağdat yani orası dünyanın muhtelif bölgelerinden yo önce şuraya başla Müslüman ve gayrimüslimlerin yöneldiği evet meşhur bir kültür merkezi haline geldi oldu. Asbahat yerine Saarat medeni dedim efendim ama kültür merkezi de diyebiliriz yani efendim. Tekrarlayalım mı? Bağdat'ın kurulmasından kısa bir tamam. Bağdat'ın kurulmasından kısa bir zaman sonra orası Müslüman ve gayrimüslim dünyanın her bölgesinden Müslüman ve gayrimüslimlerin yöneldiği meşhur bir kültür merkezi, medeniyet merkezi haline geldi. Ve ba'den asbaha Harun-u Reşid-u Halifeten ve min ba'dihi İbnuhul Me'mun bu buraya kadar hepsi ne zaman sorusunun cevabı. Ya önce parça parça değerlendirelim. Harun-u Reşid halife olduktan sonra. Sonra da diyor ki peşinden de oğlu Memun. Yani halife olduktan sonra ifadesini içeriyor. Asıl yargımız şimdi başlıyor. Zâde adedü sükkânihe an milyoni nesemetin fî râ'yi ba'dil müerrihîn. Bazı tarihçilerin görüşüne göre efendim sakinlerinin sayısı 1 milyonu aştı. Şimdi tercüme edelim. Bu cümleyi. Şöyle diyelim. Burada önce kelimesi sonra önce kelimesi yok. Önce kelimesi yok ama metinden Harun Reşit önce peşinden de oğlu geliyor ya. Evet. O zaman da sonra. Harun Reşit'in oğlu Memun olduktan sonra
olduktan sonra. Hocam Harun Reşit ve oğlunun halife. Başka hocam burada ilk dediği var ya. Yani diyebiliriz ama. Ben burada şöyle başlarım şahsen. Önce Harun Reşit'in, peşinden de oğlu Memun'un halife olmasından sonra halkının nüfusu bazı tarihçilerin görüşüne göre 1 milyonu aştı. Derim yani. Burada önce kelimesi yok. Önce yok ama iki tane sonra var. Madem iki tane sonra biri birinin öncesinde. O zaman önce Harun Reşit. Önce mesela evle mesela ne yapıyor? Şöyle yapabilir miyiz? Özür dilerim. Yani hocam şeyle bunalacak. Önce Harun Reşit halife olur. Peşinden de oğlu Memun halife olduktan sonra. Ama orada işte halifeyi tekrarlıyorsun ya. Türkler, Araplar değil bak. Türkler tekrarı sevmiyor. Erkek, Türklerin erkekleri hiç sevmiyor. Kendi adıma söyleyeyim yani. Evet. Anadolu erkeği hepten sevmiyor. Harun Reşit ve oğlu efendim Memun'un halife olmasından sonra. Yok hocam yok. Harun Reşit'in halifenin peşinden oğlunun. Harun Reşit'in oğlu şey yok. Bir önce bir sonra. Lazım hocam. Harun Reşit'in peşinden oğlunun. Aslında burada ve min ba'dihi demeye. Harun Reşit'i güne zikredim işte. Yani demedim ki efendim oğlum Memun ve ondan sonra bu Harun Reşit'ten sonra demedim ya. Ya hepsi olur da ben buradaki terkibe bağlı kalmak istiyorum. Tabii ki. Önce sözcü zikredilmiyor ama iki tane sonra olduğundan biri önce biri sonradır. Önce Harun Reşit'in, peşinden de oğlu Memun'un halife olmasından sonra halkının nüfusu, yani nüfusunun sayısı, nüfusu yani nüfusu bazı tarihçilerin görüşüne göre 1 milyonu aştı. Zade an, zade ala, ala da kullanılabilir. Evet. Artmak, aşmak, taşmak demek. Müerrih, tarihçi demekti. Evet. Peki size sorum şu. Bade en ile başlayan bu ifade, şu an kararttım ya. Sizce isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? İsim cümlesi. Fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Bunun sebebi evet. Bade ifadesi şuraya kadar mefulün fi. İsim cümlesi, fiil cümlesi ayrımını yaparken evet. Bey Araplar hep dedik ya. Araplar meful fihi evet fiil fail olmuş oluyor. Hayır. Hocam zarf demek istedi de ağzından müevvel mastar çıktı. Burada bade olmasaydı ilkinde. Evet. O zaman müevvel mastar mübteda öteki de haber olacaktı değil mi? Anlam çıkar mıydı tabi onu da düşünmek lazım. Burada bade olmasa Harun Reşit'in halife olması olay. Efendim tabii ki. Güzel bir yani tarihi bir gerçektir diyebiliriz. Hadi diyelim. Hadi halife şey Harun Reşit'in halife olması tarihi bir gerçektir. Efendim? Zade'den mi Neyi? Efendim fiil cümlesinde cümlenin fiil cümlesi mi isim cümlesi mi olduğunu belirlerken neye dikkat ediyorsun? Özne ve yükleme bakıyorsun. Burada özne ve yüklem dışındaki tüm ögeleri yok sayıyorsun. Burada badeli ifade seçtiğim yere kadar yüklemdir ve fiil öne geçmiş. Bu mefulün fiil ögesidir. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümlece bakmayız ki biz. Yok yani. Evet. Hocam buyurun. Harun Reşit'in halife olması tarihi bir gerçektir diyorsunuz. Esbaha, en esbaha, bak çok güzel söyledin. En asbaha
Harun er-Reşid halifeten tarihi gerçek. Vakatun zahiratun olgudur, evet. Evet. Bak. O da olur efendim. Hakikatun ya da hocam tarihi diyeceksin. Bunu çok güzel tarihiyetun. Tarihiyetun. Efendim. Evet. Zahiratun ya da hakikatun ya da vakıatun efendim. Tarihiyetun. Hatta minesabiti şeklinde de şey diyebilir miyiz mesela? Şey diyebilir miyiz? Vakıun tarihiyetun. Vakıun yani olay vaka anlamında vakıun kelimesi kullanılmıyor. Evet. Muerrihin, tarihçi, tarih koyucular. Peki. Efendim, sefere Muhammedun kable Aliyin. Sefere Muhammedun kablehu. Muhammed Ali'den önce çıktı, seyahat etti. Sefere Muhammed ba'de Aliyin. Zamir kullanmak istersek de ba'dehu. Sefere Muhammed kable bedit duraseti. Muhammed eğitim başlamadan önce seyahat etti. Şimdi aşağı şunu da söyleyeyim, ondan sonra bak. Sefere Muhammed, Muhammed seyahat etti ve ba'de zelke seyahatinden sonra, yani bundan sonra sefer Aliyun, Ali seyahat etti. Ali yola çıktı. Şimdi karşıdakilere bakalım. Çünkü bu, evet, bu asıl önemli olanlar bunlar. Efendim.